Herkese merhaba dostlar, İlgi TV ekranlarına hoş geldiniz. Yaklaşık bir gün önce gelen bir güncellemeden bahsetmek istiyorum size. Çok ilgimi çekti. Birkaç tane de yabancı YouTube kanalında görünce ben de bununla ilgili bir video yapalım, üzerinde konuşalım istedim. Normalde biliyorsunuz ki ben her güncellemeyi sizlerle YouTube sayfasında paylaşıyordum. Ancak bunun çok fazla gerekli olmadığını düşündüm ama bu videoda üzerinde konuşmamız gereken bence bazı şeyler var. 5. yıl 2. sezonunda yani Steel Wave'de arkadaşlar 3. güncellememizle Designer Note'la karşınızdayım. Designer Note'ları incelerken üzerinde konuşmamız gereken şey var. Bu konuşacağımız şey de şuradaki kazanma kaybetme oranı, banlanma oranına göre yapılan bir tablo arkadaşlar. Bu tablo üzerinde her güncellemede Designer Note'da zaten konuşuyoruz. Bunda defansa Jäger hala kaldığı yerde devam ediyor. Bununla ilgili birazdan konuşacağız. Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi Jäger nerf mi aldı, buff mı aldı, bunu tartışacağız. Şimdi 3. güncellemede yine bazı dengelenme değişiklikleri var diyorlar. Onları hiçbirini okumadım. Beraber okuyacağız şimdi. Galibiyet deltası vesaire varlık. Aslında bunu İngilizce'den okusaydık birazcık daha anlaşılır olurdu ama Türkçe olmasında herhangi bir sakınca yok. İkinci sezonun birinci güncellemesinde arkadaşlar Platinum ve üstünde dereceli ve PC'de sadece ataktaki kazanma kaybetme oranı ve pikleme oranlarını görüyorsunuz ve burada defansı görüyorsunuz. Atakta baktığınız zaman yaklaşık olarak %60 %70 arasında Ashe, hemen yanında Zofia. Ace çıktığından beri yine Ace'i çok fazla görüyoruz. Termite'in çok geri plana çıktığını görüyoruz burada. Hatta Hibana bile ondan daha fazla oynanmış. Zaten diğer Maverick de yine ortalamanın üzerinde ama gayet düşmüş diğer Heartbreacher'lar. Bu da tabii ki ilk çıktığı zaman Ace'i oynamak isteyeceklerdir insanlar. Bu bir sonraki güncellemede daha da farklı olabilir. Ashe ve Zofia'nın burada olması gayet normal. Oyunun en güçlü operatörlerinden birkaç tanesi zaten. Yine Thresher olmazsa olmaz. IQ da hala aynı. Sillage'in yanında Buck vardı her zaman ama Buck'tan frag grenade çıktıktan sonra Buck'ı birazcık bulmaya çalışalım. Evet. Hem arkadaşlar kazanma oranı düşmüş hem de fark ettiyseniz pikleme oranı da gayet düşmüş. Şöyle baktığınız zaman kazanma oranının son zamanlarda Blackbeard'da çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Şurası Win Delta arkadaşlar. Kazanma oranında. Burası da pikleme ortalama. Yani toplam kaç kişi oynuyor komünitesinin. Onun gibi düşünebilirsiniz. En çok kaybeden Glass Fuse olmuş. Tachanka'yı görebiliyor musun? Pardon. Kaçan Tachanka defanslı olacak. Glass ve Fuse her zaman aynı. Zaten Fuse'a buff gelmesini de biliyorsunuz. Glass'ın bu kadar düşük olmasının sebebi zaten Glass'ın termal kamerasının çıkmış olması. Glaz'ın da buralarda olması gayet normal. Pinka buff almıştı. Buff gayet yaramış. Çok fazla seçilmemesine rağmen yine de iş yaptığını gösteriyor. Yine Yana gerçekten güçlü. Şu üst kısımdakiler arkadaşlar sizin de kullanabileceğiniz, yani şu ortalamada, şu skalada eksi bir de hatta katabilirsiniz. Hatta Kali birazcık toparlanmış SMG'si aldıktan sonra. Kali de aşağılardaydı. Bu üst kısım sizi ilgilendiren kısım. Buraları İsteyen arkadaşlar alıp oynayabilir, deneyebilir. Gelelim defansa, bizim asıl konumuza, asıl video konumuza. Arkadaşlar Jäger zaten komünitenin %100'lük tarafından neredeyse oynanıyor. En son gelen güncellemede hızı 2'ye düşürülmüştü. Tabii ki dolayısıyla armor da 2'ye çıkmış oldu. Bu kimisine göre buff, kimisine göre nerf'tü. Ama bu güncellemede şunu anladık ki Jäger'de herhangi bir değişiklik yok. Ben size şu soruyu sormak istiyorum. Sizce Jäger'e gelen son değişiklik 2-2 olması Jäger için bir nerf müdür, buff mıdır? Bana kalırsa Jäger'in 2-2 olması Jäger'i birazcık daha kuvvetli yaptı. Tabii ki 3 hızlı olması haritada roam anlamında, haritada gezme anlamında çok çok daha iyiydi ama 2-2 olması zaten silahı çok kuvvetli. Özellikle birebir çatışmalarda kendisini daha çok kuvvetli kıldığını düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili yorumları yazmanızı bekliyorum. Çünkü bana göre Jäger gizli bir buff almış oldu. Nerf değil. Ondan önce silahı nerf yemişti evet ama bu özelliğiyle beraber bence bir buff almış oldu. Diğer defans operatörlerine baktığımız zaman ve yeni çıkan Melusi'yi düşünürsek yine Melusi de hemen hemen Ace ile aynı oynama oranına sahip. Walker'de bir yükseliş var ki biliyorsunuz ki arkadaşlar ben her zaman söylüyorum oyun eskisine göre yavaşladı. Daha yavaş ve daha intel operatörler, daha etrafa bilgi verebileceğiniz operatörler çok önemli. Şöyle baktığımız zaman Walker'i, Bandit yine seçilme oranı yüksek ama kazanma kaybetme oranı o kadar yüksek değil. En çok kazanma oranı şu an fark ettiyseniz Rook'ta. Ve bu arkadaşlar Platinum üstünde. Bunu da açıklığa kavuşturalım. En az kazanma oranı kesilmiş. Kesil
Kesinlikle bir rework gelecek zaten. Daha sonra Tachanka'yı buralardan kurtaracaklar zaten rework ile beraber. Ben rework'ün gelecek sezon gelmesini planlıyorum. Onun dışında Clash, Warden ve Frost'ta şu aşağıdaki beşli de görüyoruz. Bunların şu anki Rainbow Six'te işte Platinum üzerindeki dereceli maçlarda kazanma oranının ve pikleme oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. Kavera tabii ki aynı şekilde pikleme oranı gerçekten düşük ama kazanma oranı fena değil diyebiliriz. Operatör yasaklanma oranına gelirsek arkadaşlar yine ikinci sezonun birinci güncellemesiyle beraber o zamana kadar olan kısımda Platin ve üstünde en çok banlanan operatör Thatcher. İlginç. Bizde Plat ve Gold'da genellikle hep Çakal Mountain banlanıyor. Demek ki Thatcher birazcık daha Diamond ve üstündeki maçlarda daha çok banlanıyor. Biz çok banlıyoruz gerçi ama bizim maçlar çok da fazla gelmiyor solo oynadığımız zaman. En çok Çakal, sonra Mountain, Blackbeard, Ace, Maverick, Noban veriliyormuş. Ondan sonra Nomad Tibana ve Termite veriliyormuş. Ataktaki ban rate'ler. Defanstaki ban rate'ler Mira ve Melusi. Melusi gerçekten çok banlanıyordu. O yüzden zaten nerf yedi. Mira ve Melusi, sonra Ekko, Clash Walker'ı yine Noban, Kayıt Maestro, Kapkan ve en son Jäger. Genelde zaten ilk iki sıra bizim için önemli. Yani Thatcher, Çakal, Mira ve Mira ve Melusi. Peki bu operatörler çok güçlü olduğu için mi sadece banlanıyor? Hayır tabii ki. Taktiksel anlamda ve özellik anlamında gerçekten takımlarına en üst faydayı sağlayabilecek operatörler oldukları için. Sizlere TTS serverında arkadaşlar zaten bu yeni gelecek güncellemelerle ilgili de değişiklikleri söylemiştim topluluk kısmında YouTube'da. Bu video olarak ilk defa yapıyoruz. Bu operatör dengelenme değişikliklerini isterseniz bir kez daha üzerinden geçelim. Operatör dengelenme değişikliklerinde ilk operatörümüz Fuse. Biliyorsunuz arkadaşlar Fuse'un cluster charge'ları yani tesirli bombaların sayısı 3'ten 4'e yükseltildi. Bu özellikle dikey oyunlarda Fuse'u çok faydalı bir operatör haline getirecek. Dolayısıyla bence şu an Fuse, ben mesela Fuse benim için çöp. Çöp derken şunu yanlış anlamayın. Hiçbir karakter gereksiz değildir. Ben şu şekilde bir sıralama yapmışımdır kendime göre. Ondan daha iyi bir operatör varsa o operatör kötüdür. Bu şekilde düşünmek lazım. Ondan her zaman daha iyi operatör var. Oraya gelene kadar o operatörü zaten oynamam. Ama şu anki değişiklikle bence her Elo'da çok çok daha fazla oynanacaktır. Çünkü 4 Cluster Charge çok büyük bir şey. Gridlock'a gelelim. Gridlock çok güzel buff aldı biliyorsunuz. Genel Thraxi iğnelerinin yerleştirme hızı artırıldı. Toplamda 13 saniyede bütün iğneler açılırken şu an 9 saniyede açılacak. Tekli dikenlerin yerleştirilme süresi kısaltıldı. 0.7 saniyede açılıyordu bir tane diken arkadaşlar iğne. Şimdi her bir iğne 0.45 saniyede açılacak. Zaten bunların toplamıyla şunlar orantılı. Thraxi iğnelerin yerleştirmeye başlamasından hemen önce kısa bir gecikme eklendi. 0 saniyeden 0.45 saniye. Yani daha önceden arkadaşlar attığınız gibi açılıyordu ama 13 saniyede açılıyordu. Şimdi 0.45 saniye bekliyorsunuz. Yani toplamda 9.45 saniye beklemiş oluyorsunuz. Bu değişikliği hedeflenen nüfus standartta yüksek dereceli vesaire bunları okumaya çok gerek yok. Oryx de biliyorsunuz bir buff aldı. Oryx arkadaşlar Rema atılımı yani deşini kullandığınız zaman artık soft duvarlarda 3 tane diyelim ki deşiniz var, Rema atılımınız var. Artık sıfıra düşmeyecek, sadece bir tane gidecek. Atılım yenilemesi 12 saniye yükseltildi. Kısa bir dengelenme yine. Atılım sonrası bağımsız toparlanma süresi 0.5 saniye ayarlandı. Normalde 1 saniyeymiş, düşmana çarpışınca 0.7 saniyeymiş. Yani silah elinize artık daha çabuk gelecek demek oluyor. Geçmişe dönük dengelenmeye bakalım. Bunu yaparken geçmişe dönük dengelenmelerde bize çok faydası oldu. Bu analizlere göre zaten bu güncellemeler yapılmış. Amaro ile ilgili bir bakalım. Bu sezonda gelen değişiklikler Amaro seçilme oranı ve galibiyet deltası açısından oldukça geliştirildi ki Amaro gerçekten muhteşem ötesi güzel oldu. Tavsiye ediyorum zaten sürekli. Operatör açma rehberinde de zaten söylüyorum size. Bu önceki güncellemelerle ilgili karşılaştırmadan söylüyor. Garouk'un kullanımına göre nerelerde kullanılmış en çok. Mesela bu birinci ayın şey birinci sezonun ikinci güncellemesinde olanları gösteriyor. Bu Steel Wave'i gösteriyor. Bakın Steel Wave'de daha çok kullanılmaya başlanmış fark ettiyseniz. Oryx'le ilgili yine konuşulan bir şey var. Burada isterseniz siz okuyabilirsiniz. Kali ile ilgili bir güncelleme geldi biliyorsunuz. Kali ekstraya SMG eklendi. Onunla ilgili de bir konuşma var ve en sonunda da bitiyor arkadaşlar. Design Road'da bu şekilde.
Design notları da kontrol etmiş olduk ama benim size söylemek istediğim zaten şuradaki olay. Siz bu Win Delta oranları hakkında ne düşünüyorsunuz? Plat ve üstünde Jäger'in hala oynanma oranının gerçekten çok yüksek olduğunu görüyoruz. Peki plat ve altında olan arkadaşlar buradaki tablolar için ne düşünüyor? Bunları da öğrenmek istiyorum. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Bunun hakkında beraber böyle yorumlaşabiliriz, konuşabiliriz. Ayrıca bugün normalde ben size menüsü rehberi yapacaktım. Ancak şöyle bir sıkıntı var. İki tane sıkıntı oldu. Birinci sıkıntı arkadaşlar, eşim dışarıda olduğu için bebeğe bakmak zorunda kaldım bugün. Saat şu an bakıyorum 6'ya geliyor burada. Dolayısıyla tekrardan yeniden bir video çekecek vaktim yok. Size menüsü rehberini izniniz olursa yarın atacağım. Yarın menüsü rehberi gelecek. Pazartesiden sonra da hikaye tabanlı oyunlar gelecek. Ayrıca bugün iki tane daha video gelecek. Kısa Epic Games ücretsiz oyunlar. Onları da izleyip bakarsanız sevinirim. Kanala abone olmayan arkadaşlar için abone butonuna basarsanız çok mutlu edersiniz. Bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.